Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün farklı bir ürünün incelemesiyle karşınızdayız. Gördüğünüz gibi Huawei'nin bir süre önce tanıttığı akıllı gözlüğü var elimizde. Şimdi bunun kutusunu açacağım. Ben içinden neler çıkıp çıkmadığına beraber bakacağız. Ve ardından önümüzdeki günlerde de incelemesini çekeceğim. Fakat siz bunların hepsini tek bir video içerisinde izleyeceksiniz. Bunu size hemen baştan belirtmek istiyorum. Lafı çok fazla uzatmadan kutusunu açayım isterseniz. Bakalım gözlük içerisinde neler var, neler yok. Bu akıllı gözlük bizlere neler sunuyor? Beraber göz atalım. Tabii şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar size. Akıllı gözlük deyince insanın aklına böyle gözle görülür bir şeyler geliyor. Fakat bu öyle bir şey değil. Daha çok bir kulaklık görevi gören bir gözlük benim anladığım kadarıyla. Evet, şöyle şık bir kutuyla geliyor. Gerçekten bakın bu kutusu çok hoş. Etkiledi beni. Bakın kutunun da burasında bir şarj girişi var. Gördüğüm kadarıyla. Bakalım içinden başka ne çıkıyor. Şöyle bir kutu var. Bu kutuda neler varmış bakalım. Her zamanki gibi bir sürü okuma zambıkları. Bunlar önemli değil. Şurada bir arkadaşlar gözlük silme bezimiz var. O da dursun burada. Ve bir adet de Type-C kablomuz geliyor. Onu da şöyle içeriye koyalım. Kutu içeriği gayet sade. Gözlük, gözlük silme bezi ve Type-C kablosundan oluşan bir kutu içeriğimiz var. Gelelim gözlüğümüze arkadaşlar. Ama bu gözlük kabı gerçekten çok hoş. Benim çok hoşuma gitti yani. Tabii taşınma açısından çok elverişli olmayabilir ama bayağı bir güzel. Şurası falan yumuşak böyle arkadaşlar. Ve sert. Ve içinde de gözlüğümüz bulunuyor. Sanki bir kadın gözlüğü gibi geldi bana biraz ama. Sen ne diyorsun Oğuz? Yani kadın gözlüğü gibi durmuyor mu? Duruyor evet. Ketoma. Değil mi? Ketoma. Şöyle bir takalım bakalım. Şöyle bir açalım en önce. Bir gel istersen. Şuralarda kulaklıklar, dokunmatik kontroller vesaire varmış. Yazan. Bakın şurada görüyorsunuz mikrofonlar, şeyler. Çeşitli sensörler mevcut. Şöyle bir takalım. Bana olacak mı bakayım. Evet böyle. Nasıl durdu Oğuz? İlk yorum senden alayım. Amerikan ajanı gibi. Amerikan ajanı. What is the Matrix o zaman? Evet arkadaşlar, önümüzdeki günlerde bu gözlüğün incelemesiyle karşınızda olacağız. Bu bir güneş gözlüğü aslında. Fakat tabii şu gelmesin aklınıza. Hani bu akıllı gözlük ama bildiğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla hani ekranda bir şey görmüyorsunuz. Tamamen şu çerçeve kısmındaki bulunan sensörler yardımıyla bir işlev üretiyor. Bluetooth bağlantısı var bunda. Aslında bu akıllı kulaklıkla aynı görevleri görüyor arkadaşlar. Yani müzik dinliyorsunuz, telefonla konuşuyorsunuz. Bu tarz işlevler görüyor. Tabii burada şu aklınıza gelebilir. Ya ben bununla müzik dinlerken ya da ne bileyim işte telefonla konuşurken benim duyduğum sesi de yanımdaki biri duymaz mı diye aklınıza geliyor olabilir. Bu tarz soruların cevaplarını sizlere ben inceleme videosunda vereceğim. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Gözlüğün camları vesaire Zeiss tarafından tasarlanmış arkadaşlar, mercekler. Güneş ışığına baktığınızda işte gözünüzü bayağı bir koruyormuş vesaire vesaire. Bunu detaylardan da bahsedeceğim sizlere ama tabii sonuçta bizim için önemli olan gözlüğün cam konforundan ziyade sunduğu teknoloji. Sonuçta hani günümüzde pek çok güneş gözlüğü var. Bu güneş gözlüğünden, daha doğrusu bu güneş gözlüklerinden Huawei'nin bu gözlüğünü ayıran şeyin teknolojisi olması lazım. Dolayısıyla bu teknolojinin ne kadar verimli olduğunu da önümüzdeki günlerde gelecek olan inceleme videomuzda sizlere göstereceğiz. Ama dediğim gibi siz bu videonun devamında zaten bu incelemeyi göreceksiniz. Şimdilik ben gözlüğü kılıfına koyuyorum ve test için evime götürüyorum. Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir ürün incelemesiyle karşınızdayız. Bu soğuk İstanbul sabahında inceleyeceğimiz ürün ise Huawei'nin Gentle Monster isimli gözlüğü arkadaşlar. Biliyorsunuz Huawei bir süredir, daha doğrusu geçen sene de tanıtmıştı böyle bir gözlük. Bu sene de yeni modelini getirdi ve bu Türkiye'de de satışa çıkacak arkadaşlar. Bize de incelemek için gönderdiler bu gözlüğü. Peki şimdi bu gözlük ne işe yarıyor? Malum akıllı gözlük deyince insanın aklına çok fütüristik şeyler gelebiliyor. Fakat gelmesin arkadaşlar, bu normal bir gözlükten. Yani şöyle diyeyim size, hani bir gözlüğe mesela kulaklığı bağlarsınız ya, bu öyle bir ürün arkadaşlar. Birazdan size camlarından vesaire bahsedeceğim ama yani bizim için önemli olan bunun teknoloji kısmı. Bu gözlük bize teknoloji anlamında neler sunuyor? Ben biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Malum aslında akıllı gözlük denildiğinde bizim aklımıza gelen ilk şey arkadaşlar, böyle taktığımızda ekranda bir şeylerin görünmesi. Ne bileyim işte, sallıyorum, bunu taktım ben mesela.
ekrana telefonumun bir bildirimleri vesaire gelmesi, mesaj geldiği zaman benim buradan onu okuyabilmem vesaire vesaire bir sürü şey geliyor. Fakat bunu Google denemişti biliyorsunuz. Bir zamanlar Google akıllı bir gözlük çıkartmak için bayağı bir uğraşmıştı. Hatta bunun prototipleri vesaire yapılmıştı. Pek çok yerde de incelemesine vesaire rastlamıştık o dönemde. Fakat işin içine bazı hukuki engeller girdi. Çünkü biliyorsunuz o cihazda kamera vardı. İşte insanların görüntülerinin çekilmesi, gizli kamera gibi vesaire vesaire. Bu tarz olaylardan ötürü Google da biraz geri adım attı ve o akıllı gözlük olayı orada kaldı, rafa kaldırılmış oldu arkadaşlar. Şu aralar Apple'ın bir akıllı gözlük üzerine çalıştığına dair bilgiler var. Fakat o da gelir mi gelmez mi tam olarak bilmiyoruz. Çünkü bu söylentiler çok uzun süredir var. Belki 4-5 senedir Apple akıllı gözlük çıkartacak ama daha bir prototip bile göremedik. Hatta biliyorsunuz CID şemaları var. O şemaları bile daha ortaya çıkmadı ürünün. Dolayısıyla şimdilik bu konuda çok fazla ümitlenmemek gerekiyor. Peki gelelim bizim Huawei gözlüğümüze arkadaşlar. Şunu belirteyim. Bu gözlüğü gözünüze taktığınızda hiçbir ekran çıkmıyor. Yani öyle bir beklentiye girmeyin. Peki bu gözlüğü akıllı yapan ne? Aslında çok bir numarası yok arkadaşlar. Bu gözlükte Bluetooth özelliği var. Bluetooth'la telefonunuza basit bir şekilde bağlıyorsunuz. Daha sonra işte müzik çaldığınızda ya da ne bileyim arama geldiğinde vesaire bunu gözlükten cevaplayabiliyorsunuz. Peki aklınıza şu soru gelebilir. Yahu ben bunu gözlükten cevaplayacağım ama benim duyduğumu başkaları da duymaz mı? Malum çünkü tam hoparlörler vesaire şuralarda yer alıyor. Ve kulağa biraz uzak. Dolayısıyla kulağınıza uzak durduğu için de hem çaldığınız müzikleri hem de gelen aramaları vesaire yanınızda duran birisi rahatlıkla duyabiliyor arkadaşlar. Bu sorunuzun cevabını hemen verelim. Yani ben şimdi buradan bir şarkı açtığımda karşımda bu çekimi yapan arkadaşım da rahatlıkla bu şarkıyı duyabiliyor. Aynı şekilde telefon görüşmesi yaptığınızda da bu görüşmeler rahat bir şekilde algılanabiliyor. Dolayısıyla arkadaşlar bunu şuna benzetebiliriz. Hani akıllı saatlerin bazılarında şöyle konuşma fonksiyonu vesaire var ya. Öyle bir şey aslında bu. Yani telefon geldiğinde cevaplayabiliyorsunuz ama sizin haricinizde yanınızda bulunanlar da sizin görüşmelerinize vesaire kulak misafiri olabiliyor. Ayrıca hani şunu da düşünebilirsiniz. Ya ben bunu işte atıyorum şimdi metroda vesaire dinleyebilir miyim takıp da? Yanınızdakiler muhtemelen rahatsız olacaktır. Dolayısıyla böyle toplu taşımada da çok fazla kullanılabilir bir cihaz değil. Ne olur belki sahilde güneşlenirken falan taktığınızda işte müzik dinleyebilirsiniz. Tabii hani bunu takmak yerine ne bileyim kulaklık takmak daha mantıklı olabilir mi? Bence olabilir. Çünkü dediğim gibi çok fonksiyonel bir cihaz gibi gelmedi bana arkadaşlar. Yani hatta böyle gereksiz bir gözlük olmuş bile diyebilirim açıkçası. Çünkü bir gözlüğe ses modülünü yerleştirseniz ne olur, yerleştirmeseniz ne olur? Evet arkadaşlar ofisimize geldik ve ofisimizin balkonuna çıktık. Burada bir E5 manzaramız var ve bitmek bilmeyen ambulans sesleri eşliğinde bir de tabii doğal olarak E5 gürültüsü mevcut. Bakalım bu gürültülü ortamda ki biraz rüzgar da var. Burası 16. kat. Gürültülü ve rüzgarlı ortamda bu gözlüğün görüşme performansı, telefonla konuşma performansı nasıl? Bunu sizlerle birlikte test etmiş olacağız. Ben şimdi lafı daha fazla uzatmadan Özgür Çetin'i arıyorum. Bakalım nasıl bir performans karşımıza çıkacak. Şu an sesim geliyor mu? He, geliyor şu an, evet. Nasılsın? Gözlükten konuşmak nasıl bir duygu? Valla çok iyi bir duygu değil yani. Bunun yerine kulaklıkla konuşmak çok daha verimli olabilirdi bence. Ama şu an sesiniz şu an tam sesim olarak aldın ama benim sesim iyi geliyor olabilir ama sizin sesinizi ben tam olarak böyle algılayamıyorum yani. Biz gayet net duyuyoruz ya. Hiçbir sıkıntı yok şu anda öyle yani, söyleyeyim. Evet, mikrofon tarafında sıkıntı çıkmayacaktır muhtemelen de. İşte sesinizi algılamada ben sıkıntı yaşayabiliyorum. Anladım. Tamam, teşekkür ederiz o zaman. Kolay gelsin. Ne demek, ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, şimdi dediğim gibi size sesi dışarı verme olayı vardı biraz. Mesela YouTube'dan bir video açayım. Bizim videolardan biri. Anda sesini açtım. Tabii mikrofona gelir mi gelmez mi bilmiyorum ses tam olarak ama. Sen duyabiliyor musunuz? Evet, çok net. Net bir şekilde duyulabiliyor değil mi? Yani arkadaşlar böyle işte dışarıda hani video izlemek istediğinizde ya da ne bileyim müzik dinlemek istediğinizde dışarı ses bu şekilde naklen gidiyor. Şunu da belirtmek istiyorum. Hani ses açıp kapatmak için şu yan kısımlarında dokunmatik paneller yerleştirmiş Huawei. Daha önce de söyledim zaten bunu da. Şöyle yaptığınızda mesela ses kısılıyor, açılıyor böyle. Şarkı falan dinlediğinizde ise şöyle yaptığınızda ileri alıyor, böyle yaptığınızda geri alıyor. Yani dokunmatik kontroller vesaire konusunda, durduralım şu videoyu. Yani dokunmatik kontroller konusunda gözlük rahat bir kullanım sunuyor. Ama dediğim gibi yani kulaklıklar varken bu gözlüğe ne derece ihtiyaç olduğu
büyük bir soru işareti diyebiliriz. Gözlüklenince insanın aklına gelen şeylerden biri nedir? Ekrana görüntü gelmesi. Ekrana bilgi paylaşımı gelmesi. O yok bu gözlükte. Ha şu olsaydı mesela. Huawei aynı zamanda gelen bildirimleri vesaire gösterebilseydi ekranda. O zaman derdik ya 10 numara olmuş, güzel ses verme özelliği de var ama bunu kullanmasanız da olur vesaire. Çünkü sesi dışarıya veriyor, başkaları da duyabiliyor vesaire falan filan diyebilirdik. Ama görüntü yok. Tek özellik ses. Sesi de kullanmazsanız zaten normal bir gözlükten geriye kalan bir yanı olmuyor. Dolayısıyla hani bu gözlüğü almak ne derece mantıklı şu anda çok bilemiyorum. Bir de şunu da belirtmek istiyorum size. Biz bu incelemeyi yaptığımız zaman daha gözlüğün Türkiye fiyatı belli değildi arkadaşlar. Zeiss'in optiklerini vesaire kullanmışlar bu gözlükte. Yani gözlük olarak hani güneş ışınlarını geçirmiyor vesaire falan filan o muhabbetler var ya. Ultraviyoleyi yansıtmıyor falan. Onlar da iyi. Yani en azından Huawei'nin bizlere sunduğu bilgilendirme dokümanında yazan buydu. Güneş gözlüğü olarak görevini yerine getirebiliyor. Fakat şu var işte. Hani güneş gözlüğü almak istesem yüzlerce marka var yani. Bir gözlükçüye gittiğiniz zaman pek çok model sunuluyor sizin önünüze. Lakin Huawei'de böyle değil. Yani şu gördüğünüz tasarım var. Güneş gözlüğü olarak. Belki bir iki tasarım daha vardır. Hani bu da herkese hitap eden bir tasarım çizgisi değil. O var. Yani atıyorum ben damla gözlükleri seviyorum daha çok. Öyle de bir model yok mesela. Dolayısıyla söz konusu güneş gözlüğü olduğunda İnsanların bu gözlüğü tercih edeceğini ben çok fazla düşünmüyorum arkadaşlar. Tabi bir de fiyatını beklemek lazım. Atıyorum Huawei bu gözlüğe şimdi sallıyorum 500 lira derse. Demez de hani diyelim ki 500 lira dedi. Alınabilir mi? Evet yani 500 liraya başka bir gözlük. Yani eğer tasarımda hoşunuza gittiyse nedir? Hoparlörü var, işte dokunmatik paneli var, şarkıyı sarabiliyorsunuz. İşte aramayı cevaplayabiliyorsunuz vesaire. O zaman alınabilir. Bir de şöyle gözünüze taktığınızda pili bitmediyse hoş bir ses veriyor. Yani açıldığına dair. Pili bittiyse de arkadaşlar bunu bir tane kılıfı var. O kılıfın içerisine koyuyorsunuz. Kılıfın içerisine koyduktan sonra kablosuz bir şekilde şarj oluyor. Ayrıyeten telefonunuzda kablosuz şarj özelliği varsa biliyorsunuz son dönemde bazı cihazların arkasında ters şarj özelliği oluyor kablosuz bir şekilde. Koyup şarj edebilirsiniz ya da kablosuz şarj standınız varsa onun üzerine de koyup şarj edebilirsiniz. Bu arada pil ömrünü de söyleyeyim size. Müzik dinlerken ya da konuşurken işte 3 ile 5 saat arasında bir pil ömrü sunuyor. Tabii ben denemedim onu açıkçası. Yazan bilgileri söylüyorum. Yani kalkıp da bunda 5 saat müzik dinlemedim. Ama pili biraz çabuk bitiyor arkadaşlar. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Hani bir kere tam şarja koymuştum ben bunu. Deneyimlediğim süre içerisinde şarjı bitti herhalde şu anda. Bakayım ses geliyor mu? Ha, geliyor. Hala bitmemiş. Ama çok fazla öyle uzun süreli bir şarj ömrü de sunmuyor. Yani bunun yerine bir kulaklık alsanız size 5 saatten çok daha uzun bir şarj ömrü sunabilir. O yüzden karar burada tamamen kullanıcıya kalmış diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu videoda Huawei'nin Gentle Monster isimli gözlüğünden sizlere bahsettik. Gözlüğün camlarına falan vesaire çok fazla değinmedim arkadaşlar. Zaten bizi ilgilendiren kısmı teknolojisi. Bunu en başta da belirtmiştim sizlere. Dolayısıyla gözlük biraz fantastik olmuş. Ben şahsen hani bunun fiyatı 500 liranın üzerinde olsa tercih etmezdim. Dürüst olayım. Çünkü çok işlevsel değil arkadaşlar. Hem bu gözlük biliyorsunuz tarz meselesi. Hem de sadece size sunduğu ses özelliği var. Onun haricinde de bir özelliği yok diyebiliriz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. YouTube kanalımıza abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ediyorum sizden. Olmazsanız da canınız sağ olsun.